Merhaba efendim, Ne Oluyor'la karşınızdayız. Ben Göksun Görün Özgür. Konuklarımı tanıtarak başlayalım. Ankara ile başlayacağız aslında bu akşam. Siyaseti konuşmaya da devam edeceğiz ardından. Önemli başlıklar var. 28 Mayıs sonrası en çok konuşulan başlıkları tek tek sıralayacağız aslında. Ankara siyaseti bir hayli hareketli devesek yeridir. Fakat Ankara'da bu sene yağışlarla sağanak yağışla başı dertte. Sağanak yağış bir anda sele dönüşüyor mega kentte diyelim ve ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü. Bugün yine benzer görüntüler vardı. Öğle saatlerinde başladı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen de bize bağlanacak, katılacak. Şimdi bu sağanak yağışı anlatacak, kaç gün daha devam edecek, sadece Ankara'yı mı tehlike altında yoksa diğer farklı bölgelerde de aynı şekilde aynı durumu görmek mümkün mü? Hemen konuklarımı tanıtarak başlayayım. Orhan Şen'e merhaba dedikten sonra İstanbul Stüdyosu'nda Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın akademisyen, İstanbul Stüdyosu'nda yine Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şen'dir. Ankara Stüdyosu'nda Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel bizimle birlikte. Tüm konuklarıma hoş geldiniz diyeyim ve hızlı bir şekilde de başlayalım. Orhan Hocam sizle başlayalım. Hoş bulduk. Şimdi cadde yüzerek sokak... geldik Göksu Hanım. Efendim? Yüzerek geldik, yüzerek. İsmet abiyle birlikte yüzerek geldik. İyi sağ salim gelmişsiniz. Selde yüzmek zordur. Evet. Sayın Yiğiter. Vallahi yollar felaket. Yani özellikle alt geçitlerde falan... Niye o kadar su birikiyor? Yani yakında benim balık adam olmayı öğrenmem lazım Orhan Bey. Bu işte ya Mansur Yavaş çözüm bulacak ya ben balık adam olacağım. C şıkkı yok vallahi. Peki. Tamam. O zaman bundan sonra sizi ulaştırma ekibine değil de bot ekibine yönlendirelim. Su dalgıç ekipler daha kontrollü bir kesinlikle şekilde gelirsiniz. Kesinlikle Göksu Hanım, harikasınız. Peki. Şimdi Orhan evet, Şen'le evet, devam harika. Edelim. Cadde ve sokaklar göle döndü Sayın Şen. Nasıl yorumlarsınız? Artık yaz ayına girdik. Önce bir iklimle başlayalım. Ardından tabii Ankara'daki durumu da değerlendirmek gerekiyor. Öncelikle bütün konuklara hoş geldin diyorum. Selamlarımı iletiyorum. Evet, bu sene biraz daha değişik bir meteorolojik olayları yaşıyoruz. Bunlardan nasıl bir değişik? Bahar aylarında esasında İç Anadolu bölgesinde, yani iç kesimlerde bu 42. yağmurlara dediğimiz, yaşı biraz fazla olanlar bunları çok iyi hatırlarlar, yağışlar vardır. Bu sene bunlar biraz uzun sürmeye başladı, uzun sürüyor. Yani Ankara'da 3 defa mı, 4 defa mı sel oldu, bunun yanında Denizli'de oldu, Samsun'da oldu, Sinop'ta oldu ve olmaya devam ediyor. Bunlar öğleden sonra meydana gelir. Öğlene kadar İç Anadolu, neden İç Anadolu bölgesinde veya İç Ege'de oluyor? Çünkü buralar düzlük yerler. Güneş ışınları daha fazla geliyor buraya, daha dik geliyor. Ve dolayısıyla burada ısınan hava öğlen saatlerinde yükseliyor ve konvektif bir hareket meydana getiriyor. Bu konvektif harekette o kümülenenbis dediğimiz yıldırım, gök gürültüsünü işte dolu yapan bulutları oluşturuyor. Ne zaman? Öğlen saatlerinde hemen sonra ve yağışlar başlıyor. İşte akşam üstüne kadar da devam ediyor. Nerelerde oldu genellikle bu sene? Hatta Denizli'den bakın, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın kuzeyi, Afyon, ondan sonra Eskişehir, Ankara, Ayancık civarları da vardı. Sivas, Kayseri ve Konya civarlarında bu neredeyse her gün oluyor. Yarın da olacak bu. Yarın da öğleden sonra aynı sistem devam edecek. Şimdi bizde tabii meteorolojik okur yazarlık olmadığı için vatandaşta hep şu şeylere bakın röportajlara. Aniden bastırdı. Birdenbire bastırdı. Hiç haberimiz yoktu. Halbuki meteorolojiyi dinlese veya işte merdiven altı meteorologları değil de şeyleri bizleri dinlese, her kanalda meteoroloji mühendisleri var, bunlar anlatıyorlar. Bunları dinleseler bundan haberleri olacak bu yağıştan. Belediyenin de haberi olacak. Belediyenin de haberi olacak. Evet. Dolayısıyla bu şeyi aniden bastırdı cümlesine ben katılmıyorum. Bunu bakacak, takip edeceksiniz ve tedbirinizi alacak. Yerel yönetim tedbirini alacak, vatandaş da tedbirini alacak. Ben baktım bugün bu sel esnasındaki duruma baktım. İnanla senin içine doğru aramaklı sürenler var. Şimdi yani Sayın Şen, bunu konuşacağız tabii. Yağış aniden gelmedi. Sizin de söylediğiniz gibi birkaç gün öncesine. Hatta birkaç günde daha devam edecek dediniz değil mi? Ben yanlış anlamadım.
Tabii, devam edecek. Ama Bu burada... daha atmosfer kararlı hale gelene kadar devam edecek. Atmosfer daha kararlı olmadı. Ne zaman kararlı olur? Temmuz ayında artık kararlı olacak ki yukarı seviyeyle alt seviyede gidecek fark azalacak. O zaman bu 42 dediğimiz bu ilk bahar yağışları itibariyle olmayacaktır artık. Peki. Birkaç gün daha devam edeceğini söylediğiniz Sayın Şen, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım uyardılar rejiden. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yayınımıza bağlanmak istiyor kendileri. Telefon hattımızda. Kendisine soralım. Tabii Sayın Şen bu bir anda gelmedi dedi. Fakat tedbir alabilirdi, belediye alabilirdi, yetkililer alabilirdi. Ama görünen manzara o ki görüntüler sel görüntüsü. Bir anda almak tedbir mümkün mü Sayın Gökçek, ya da bu uzun bir süreye mi yaymak gerekiyor? Sayın Yiğit'in söylediği gibi. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Altyapı sorunu. Tabii ki hemşehrilerimize de, tüm Ankara'lı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii buradaki aslında esas olay şu. Tabii ki yağmur yağabilir, çok da yağabilir. Daha demin biraz önce kendileri de belirttiler. Meteorolojinin daha önceden bildirmiş olduğu bir durumda söz konusu. Ama burada çok ayrı bir durumla karşı karşıyayız. O da şu. Şimdi tabii Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın önlem almadığı durumlarla karşı karşıyayız. Bunlar nedir? Rogarların temizlenmemesi, mazgalların temizlenmemesi, ayrıca kanalların temizlenmemesi. Şimdi buraları temizleyen araçlar var. Biz bunlara MTS ismini verdiğimiz rogar temizlik araçları var. Bu araçların şu anda birçoğu çalışmaz durumdalar. Ve ayrıca bu bizim söylemiş olduğumuz MTS denilen cihazların çok iyi kullanabilen, bu konuda deneyimli olan kişileri sadece ve sadece AK Parti döneminde işe alındığından dolayı veya AK Parti'ye gönül verdiğinden dolayı maalesef birçok kişi emekli edilmek durumunda kaldı. Bazıları da görevden alınma durumuyla karşı karşıya geldiler. Tabii bundan ötürüdür ki buradaki mazgal temizlikleri yapılamadığı için burada pislikler birikti ve burada sel olmaya başladı. Tabii ki bu selle alakalı şunu konuşmak lazım. Bir yerde bir sel olduğu zaman burada bir kere siz buraya bir kereye mahsus buradaki sele müdahale edersiniz. Daha sonra bir daha sel geldiği zaman veya bir yağış olduğu zaman burada problem kalmazsa, ortadan kaldırılırsa aynı şeyi tekrar yaşamazsınız. Ama lütfen dikkat edin. Bakın bugün CNN Türk'te de sizler de birçok kez verdiniz. Özellikle mesela Sıhhiye'deki Yenişehir Pazarı'nın önünde artık defalarca kez maalesef sel olduğu zaman, yağmur yağdığı zaman vatandaş aynı durumlarla karşı karşıya geliyor. Abidinpaşa'da yine aynı şekilde oluyor. Bugüne kadar Ankara tarihinde ilk defa 11 tane alt geçit tıkalı olarak, alt geçitteki mazgallar, rogarlar tıkalı olduğundan dolayı oraları sel basma durumuyla vatandaşlarımız karşı karşıya geldiler. Sadece bu da değil. Bakın, bunun dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elinde biliyorsunuz Unimog'lar var. Bunlar da kar temizleme araçları olarak geçer. Vatandaş dilinde öyle bilinir ama bunların arka tarafında da hortumlar vardır. Bunlar da yaprak temizlikleri yaparlar. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yaprak temizliklerini de dönemsel olarak düzgün bir şekilde yapmadığından ötürü yine buradaki mazgalların, rogarların tıkanması söz konusu oldu. Tabii ki bizim buradaki söylemek istediğimiz şu. Biz Ankaralılar olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı göremiyoruz. Yok. Ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim gezilerinde geziyor veya bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na bu kadar Ankara'da sel baskını olurken Kılıçdaroğlu'nun görevden gönderilmesiyle ilgili olan tweetleri beğenmekle meşguller. Biz görevinin başında Ankaralılara hizmet eden, sel veya felaketlerle karşılaşıldığı zaman bunlara müdahale eden bir belediye başkanı arıyoruz ama bunu bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Sadece problemimiz bu değil. Ankara'da birçok hizmet zaten yavaşlıyor Sayın Yavaş'la birlikte ama şu anda Ankara'da bakın 7 tane vatandaşımız geçtiğimiz sel dönemlerinde hayatını kaybetti. Peki biz Sayın Yavaş'ı bu dönemlerin içerisinde aradığımız zaman neredeydi? Londra'da kızıyla birlikte tatildeydi. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kendi bulundukları bölgelerin içerisinde bu tür bir felaketle karşılaşıldığı zaman görevlerinin başında olmalarını arzu ediyoruz. Ama biz bakıyoruz belediyeden, bakın bugün birçok vatandaş beni aradı. Birçok vatandaşa bizler de elimizden geldiği kadar yardım göndermeye çalıştık. Belediye görevlilerinin bölgeye gelip müdahale etmesinde de çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Bakın bunları biz bugün böyle konuşuyoruz. 7 kişi hayatını kaybetti bundan önceki dönemlerin içerisinde.
Yani deprem dönemiyle tabii ki kıyaslanamayacak derecede küçüklükte belki bir felaket ama yani böyle bir felakette dahi bakın gelip müdahale edemeyen, buralarda en ufak bir şekilde işlem yapamayan bir Mansur Yavaş'la da karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum. Tüm Ankaralılara da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Ankara Milletvekili ya, Osman Ya Gökçe Hanım bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun Sayın İtal ekleyin. Bakın şu anda ekranda olan şeye bakın su biriken yere. Şimdi burada ya normalde hani ya fiziğe bile rahmet okutmuşlar. Normalde eğimli olan bir yerde su birikir mi ya? Suyun gitmesi gerekmiyor mu? Su birikmiş. Nedeni ben de baktım. Dedim ki ya bu böyle şey olmaz, bu fizik kuralına aykırı ya. Oraya su nasıl birikir? Öğrendim ki mazgallar ondan sonra giderlerin hepsi kapalı. Yani şimdi Sayın Orhan Şen dedi ya tedbir. Ya tedbiri Melik nasıl alabilir? Melik yolda işte al kaldı araba. Ne yapacak? Yüzerek çıkacak. Peki. Tedbiri belediye başkanı alacak. Peki. Günlerdir meteoroloji söylüyor. O mazgalları, o rögarları açacaksınız kardeşim, açacaksınız. Yolda belediyenin aracı yok. Peki Sayın Gökçek vurguladı. Yani, altyapı şey aslında var ama temizlenmediği için, yapılmadığı için. Yani. Altyapı çalışmadığı için, oradaki tedbirler alınmadığından dolayı böyle bir manzara yaşandı. Tabii söz hakkı da doğuyor bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökçek katkılarınızdan dolayı. Şimdi bu başlığı kapatalım bir...